Of çok özlemişim ya. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Bakın ben bugün kimlerle geri döndüm. Artık aylardır isteniyordu yani mukbang. Aynen. Mukbang. Sonunda bu videoyu çekiyoruz ve bugün önümüzde farklı farklı yiyecekler var diyemeyeceğim. Çünkü zaten genelde aynı şeyleri tercih ediyoruz. Hazır mısınız? Ben çok açım ve başlamak istiyorum. Başka değişiklikler de var. Ben ne saçım? Güzel olmuş mu? Bence güzel olmuş Elif'in saçları. Şimdi kötü olmuş dersen üzülürüm. O yüzden buna göre yorum yapın. Videolarda yüksek konuşalım. Konuşuyorum ya. Bari iyi mi? Buna göre! Yorum yapın. Tamam. Zaten her videoda bize diyorsunuz ki her videoda değişmişsiniz, büyümüşsünüz. Özellikle ben. Özellikle Yusuf zaten aynen büyüme çağında olduğu için. Ben de değişiklik yok, ben her zamanki gibiyim. Elif'in bir imaj değişikliği oldu. Aynen. Yusuf da zaten günden güne büyüyor. Çok fazla laf uzatmayalım, başlayalım çünkü gerçekten çok açım. O zaman bir intro girelim mi? Yeni intromuzu sevdiniz mi bu arada? Ben yani ben izleyenler çok sevmiş. Canım tatlıcığım, aşırı beğenmişler. Sen bilen mi? Ben bilmiyorum intro'yu. Nasıl biliyorsun? Bana gösterdin mi? Evet. Yapamıyorum şu an. Sen yap. Yeni intro nasıl? Yeni intro şöyle. I'm feeling good. Tamam biliyorum. Evet. O zaman yeni intro geçsinler mi? Geçsinler. 3, 2, 1, go! I'm feeling good. Like I should. Evet, geldiğinize göre şimdi başlayabiliriz. Hemen başlıyorum. Ben adı Yusuf. Vallahi bekleyemeyeceğim. Susadım. Oh, oyunumuzu da açtığımıza göre. Evimizde ne var onları gösterelim. Tabii ki de burgerlar. Elif burger yemediği için pizza aldı. Pizza dal geçen gün o kadar küçük geldi ki ona doymayacağını bildiğimiz için olmazsa olmaz ne söyledik? Onunla doymayacağımızı bildim. Ya, yani onunla yani bunun tadına, noodle tadına bakmak için uzun zamandır özlemiş. Yoksa doyar tabii ki de. O yüzden noodle'dan da noodle da aldık. Canım çekti. O zaman videomuza başladık zaten. O zaman yiyelim. 100 kere başlık diyeceğim. Normalde hep muhabbet, sohbet, bir şeylerle ilerliyoruz. Bugün de neyle ilerleyeceğiz? Dedik ki artık madem belli bir statüye ulaştık çünkü hani üçümüzü birden çok seviyorlar. Bizi daha iyi tanısınlar istedik. Kendimiz hakkında daha ince detaylar ve bilgiler vereceğiz. Tamam. Soru var. Şimdi soru değil aslında. Bir yandan da yiyelim de. Çok zor oluyor yerken konuşmak ama başlıyorum. Kendimizi tanıtacağız. Ben başlıyorum. Kendinizi nasıl tanıtırsınız zaten tanıtın. Biraz da benden örnek alabilirsiniz. Betü Değişen. 21 yaşındayım. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde ebeveyn bölümünde. Şey evrenme programına katıldım. Tarihleri bekliyorum. Ay çok sıcak tuttum tamam, hadi. Tamam o zaman sen tanıtması tanıtılmış görelim. Merhaba ben Elif Değişen. Ben mekanın sahibi. Bu kanalın kralı da benim. Bu kadar. Bu kanalın bir kralı varsa ben bile değilim bu yüzden. Yaşar Yusuf hadi anlaşalım bu konuda. Niye? Sen niye? Sen niye değil? Ben değil. Çünkü hiç kimi daha çok seviyorsun dediğimde beşim demediler. Kendimi şıklara koymamışsındır belki. Şimdi bize topluca bir soru sordular. Ben onların hepsini toplayarak genel bir giriş yapacağım. 21 yaşındayım. İstanbul Medipol Üniversitesi'nde ebelik bölümünde okuyorum. Terazi burcuyum. Burç hayvan pek iyi olmamasına rağmen. Derslerim nasıl? Bir üniversite öğrencisine göre derslerim çok çok iyi. Yani ortalamayla üstün başarı arasında bir ortalarda bir yerlerdeyim. Bu şekilde. Bu şekilde. Evet sen de sıra. Adım Yusuf. Soyadım Değişen. Okul numaram şu. Evet. Yaşım 13. Burcum balık. Tabii peki. Niye gülüyor? Tarihlerini bekliyorum. Bu yüzden gülüyor. Tamam. Yusuf sen daha fena değilsin ha. Tamam işte anlattım. Bunu bilirsiniz yeter zaten. 11. sınıfım eşit ağırlık öğrencisiyim. Hukuk istiyorum. Bu yüzden çalışıyorum. Pazartesi günü matematik sınavım var. Ona çalışmam lazımken ablam beni zorla video için buraya oturttu. Bu yüzden çok kızgınım. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. En iyi, en komik videomuz net yılbaşı mukbangidir. Net yani. Dur ne yapıyoruz? İzlemek isterseniz. Şuradan izleyebilirsiniz. Şimdi genel üçümüz hakkındaki soruları soruyorum.
öncelikle anne babamız ayrı değil. Birlikte yaşıyorlar ama videolarda neden çıkmıyorlar? Video kamera karşısında olmayı sevmiyorlar. Ama belki babam bir tık daha gelir konuşur ama annem çıkmaz. Değil mi? Evet de neden böyle bir şey sormuşlar? Ayrı mı sanmışlar? Yani hiç bahsetmiyoruz sürekli mesela babamdan hiç bahsetmiyoruz. Hep annem üzerinden konuşuyoruz falan oradan. Burada böcek üst ketçap verir misin? Gerçekten bunun için mi böldüm? Al ketçap sos senin için aldım. Evet. Buna inanayım mı? Yemin ederim senin için aldım. O kadar kötü bir insan değilim Elif. Tamam. Yani ailemiz birlikteler. Çok isterseniz yorumlara yazın. İster misiniz? Babamın olduğu bir video vardı. Tatil vlog. Onu ben sildim. Neden? Babam bayağı konuşuyor bir de biliyor musun videoya falan? Hı-hı. Bayağı konuşkan yani. Neyse. İstiyorsanız eğer anne ve babamla video çekeriz. Söyleyin. En çok merak edilen şeylerden birisi. Nerelisiniz mi? Kaç kardeşiz? Aslında benden büyük yani bizim bir tane abimiz var desem yalan olur. Çünkü yok. Minik heyecan yaratmak istedim. Yani biz 3 kardeşiz sadece bu kadar. Dolayısıyla zaten onunla videoyu koyardım diye düşünüyorum. Bir de annemler ve babamla video çekersek biz bu kameraya nasıl sığacağız? Böyle bir de zor sığıyoruz yani. Çok bence kalabalığız ya 5 kişi. Ördek sürüsü gibiyiz. Ördek sürüsü gibiyiz. Yani buradan daha kalabalık haller üstüne alınmasın ama bilmiyorum ya biz. Ya alırsınlar yani. Kalabalıksınız işte. Bunu daha önceden söylemiştik. Neredeyiz? Samsun. Samsunluyuz. Ama bence bir insan nerede doğup büyüdüyse oralıdır yani. O yüzden ben İstanbulluyum. Yaşlarımıza söylediğimize göre aramızda kaç yaş var demişler. Elif ile benim aramda 5, Yusuf ile aramda 8 yaş var. Onların ikisinin arasında da 3 yaş var. Sıradaki sorumuz, kime daha çok benziyorsunuz? Şimdi anneniz babanızı görmedikleri için bence... Hazır beni gören birisi annemi böyle çekik falan sanar bence. Geldiler. Bakıyor şu an. Şu an oradalar. Kime benzediğinizi düşünüyorsunuz açıkla? Yüz tipi olarak anneme benziyorum tamamen. Ama saç rengim, ten rengim babama benziyorum. Yusuf da o yüzden öyle. Tam olarak anneme benziyorum. Hatta kopyası gibi ama yüz hatları da çok benziyorum. Ablamın da yüz hatları babamın tamamen aynısı bence. İşte dışkan rengim falan anne. Tam tersi. Seninkinin tam tersi. Yani ben gerçekten ikisinin mix edilmiş haliyim ama Elif'i hatta benim sınıf arkadaşlarım. Elif'i görünce Elif sana ilk defa söylüyorum. Seni üvey sanmışlar ama ciddi anlamda. Hani bizim Yusuf'la kardeşiz, sen üveysin falan öyle. Yalnız çok yanlış, ben Yusuf'la kardeşim, sen üveysin bu durumda. Hayır. İşte aramızda sonradan bir çocuk girdiği için üvey olma şeyin çok saçma gelmiş. Anladın mı? İsimlerinizi kim seçti? Benim ismim hikayesini ben zaten bir videomda bahsetmiştim. Hemen kısa bu videoda geçiyorum. Anne normalde çocuğu olmuyormuş uzun bir süredir. Bir tane akrabamızın küçük kızı da senin kızın yok, bu kızın yok mu diyormuş anneme. Annem de demiş ki var demiş. Hemen o an bir tane isim sallamış. Betül demiş işte ismi. Ben de doğrudan da Betül olmak zorunda kalmışım. İsmimi seviyor muyum? Yani nefret etmiyorum ama böyle daha güzel şeyler olabilirmiş falan. Sen? Ben bilmiyorum. Ben biliyorum. Kur'an'da var diye. Yusuf'un kimi ben biliyorum. Kur'an'da var. Benim kimi ya dedem ya da anne koymuş. İsimlerinizin ne olmasını isterdiniz? Ne isterdim? Ben hep söylüyorum. Ecem, Ceren, bu gibi şeyler. Ay bende tam Ceren tipi yok mu? Bende tam Merve tipi yok mu? Tam bir Merve'yim. Evet, bir de biraz Rümeysa. Yani Rümeysa'lar esmer olur. Hep. Hayır, Rümeysa sarı olur. Hep. Rümeysa'lar kapalı olurlar. O zaman yorumlardan ne istiyoruz biliyor musunuz? Üçümüzün de ismi ne olur diye. Yani? Tipimize hangisinden gidiyor sırayla yazın. Yorumlarda hepsini okuyacağım. Zaten bütün yorumları genellikle okuyorum da. Yine de yazın çok merak ettim. Sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Sorularını tutarmış. Bana soru sormadım neyse. Benim adım da Eren olsun istiyorum ben. Fiyama. Ablacım unuttum ya. Ama Yusuf'a da Eren çok yakışmaz mıydı? Tam bir Eren baksana. Tam bir Eren vay be. Şimdi ben size bir soru soruyorum. Videolarda en çok çekmekten keyif aldığınız videolar hangisi? Mukbang. Neden? Yemek diyoruz. Benim de galiba mukbang. Peki sen de senin şu ana kadar çektiğin en başarılı video neydi? Oh my god. Güzel soru. Benim de çektiğim en başarılı video her gün taktığımız maskeydi. Ama onu buradan izleyebilirsiniz ama en sevdiğim videom yine o hepimizin mukbangi. Hani tamam tipim çok iyi değil, çekimler çok iyi değil ama
izlemesi her saniye bu kadar zevkli olur. Hani insanlar bazen benim çok sıkıcı düşündüğüm ama editlerken sıkıldığım videolarıma bile bazılarınız diyor ki çok eğlendim, çok güzeldi falan. Benim içime tam sinmemiş olduğu için yine o video bana güzel gelmiyor. Ama gerçekten hem editlerken hem şu an hala tekrar tekrar izlediğimde güldüğüm video yılbaşında çektiğimiz mukbang. Kesinlikle ya. Çok iyiydi. Aşırı komedi yani. O hele tam... sen beni deliyorsun, yılbaşı ağacını deliyorsun ya orada. Güreş, yağlı güreş yapıyoruz orada. Asla planlamadık yani. Aklımızdan bile geçmiyor ve Elif bile üzme çabandı. Ya tam bana hali denir ya. O hal yani. Ya zaten bizi doğal yapan şey de bu. Ve ben şunu düşünüyorum bence. En iyi makbeni çeken biz değil miyiz ya? Hiç alçak gönüllü olamayacağım bence. Başka kim çekiyor ki? Herkes mukbang, herkes çekiyor. Ama en komik biz çekiyoruz. Aynen, bence doğal olduğundan ne bileyim. İşte bence şu şey mukbangleri ne düşünüyorsun? Sushi'yi yiyenler. Sushi mukbang. Onu nasıl alıp sipariş etme tuşuna nasıl basıyorsunuz ve yiyorsunuz? Çok özür dilerim o video. Evet. Size bir şey söyleyeyim, dünyanın en iğrenç yemeği, dünya üzerindeki en iğrenç yemek. Böyle yemek iğrenç yani. Çok kötüydü gerçekten. Çok kötü. Mesela şeyi anlatın, bunu Yusuf anlatsın. Günlerimiz nasıl geçiyor ev ortamında? Değişen ailesi ne yapıyor? Ay evet, bu vlogdan sırasında komedi olur ama neyse. Evet, her şeyi videoya çevirmemeliyim. Ben hafta içi her gün okula gidiyorum ya da staja gidiyorum. O yüzden eve gelmek benim için bir nimet yani. Ve ben evde zaman geçirmeyi seven birisiyim. Kendimle vakit geçirmeyi daha doğrusu. Hem kendimi aşırı dinlendirmiş oluyorum. Ya bilmiyorum, aşırı iyi hissediyorum evde olunca yani. Hiç sıkılmıyorum, yapacak her şeyi buluyorum yani. Onun haricinde eve geliyorum, zaten yorgun oluyorum. Hatta benim uyuma saatlerim arkadaş arasında dalga bile geçirir. 9, 10 gibi akşam uyurum. Çünkü aşırı... Ama her gece sonra horkluyor. 9'da falan uyuyor, sonra gece 2'de 1'de kalkıyor. Hayır! O bir saniye gözüm açılıyor, sonra uyuyorum geri. Evde dolanmıyorum bile. Telefona bakıyorsun. Bakıyorum. Hafta sonunda işte video çekeceksem çekiyorum. Dışarıda işim varsa onları hallediyorum. Ders çalışmam gerekiyorsa çalışıyorum vesaire vesaire. Günlerim hep bu şekilde geçiyor yani. Biraz şu an çok... Okul zamanı hep böyle şey, ne denir? Hep aynı şey. Sıradan. Sıradan. Senin nasıl? Ben de işte haftanın 5 günü okula gidiyorum. Okul çıkışım 1-2 gün falan. Yine gezip eve öyle geliyorum. Sonra hafta sonu her sabah idmanım var öğlene kadar. Öğlenden sonra da arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Yusuf! Eve geliyorum, tekrar etmeyeceğim. Yapmasaydım. Eve geliyorum. Sonra dinleniyorum filan. Yani ben genellikle geziyorum ama sınav haftam var. Sınav haftamda birkaç idman da kaçırıyorum mesela hafta sonu. Full evde olup sabahtan akşama kadar ders çalışmak için. Sen? Benim zamanla çıkmışım da. Yaşıyorum işte orası. Pardon, evin enlerini seçelim. Evin enleri. Aha. Başla. Evin en inatçısı. Bekçin. Bekçin. Bak şu videoda hemen böyle girme ya. Ne bütün ya? Aa evet ya. Benim. Bu tam ne Elif ablam ikisi. Ben hiç net etmem ki. Ablam. Aynen, Elif'i bazen kandırabiliyorum. Bugün o videoyu kandırmam gibi. Düğünlerde şey yapıyorlar ya hani. Gelin damat hakkında soru soruyorlar. Eğer ikisi de birbirine sırtı dönük. Gelini düşünüyorlarsa cevaplar. Gelin ayakkabısını kaldırıyor. Erkeğin cevabını düşünüyorsa erkeğin ayakkabısını kaldırıyorlar. Evet yani. Yani. Eğer bir patates kaldırırsanız, ne alaka bilmiyorum ama bir patates kaldırırsanız ben. Tamam. Çünkü evin en büyüğüm. İkinci sırada olarak iki patates kaldırırsan Elif demek. Üç patates kaldırırsan da Yusuf demek, tamam mı? Evin en yaramaz. Evin en yaramazı. Elif. Çok zor. Evin en dürüstü. Ben miyim en dürüstü? Helal. En yabancısı Yusuf evin. En yabancısı. Hayır Yusuf en dürüst. Ay en yabancısı. Hayır. O. Hep yalan söylüyor. Yürü git o zaman benim. Evet abla. Tamam. Evin en yıkık. Yalnızı. Aynı bunun gibi. Hayır. Aynen bu kendim gibi sapık. Yusuf. En yıkığı benim. Yusuf mu? Bilal'lere bürünüp. Evin en yardım sevini. Yeter de çok içme. En yardımseverim biliyorum. Ay yürü git ya. Bir sıkıntısı mı çalmış? Yusuf. Evimin en şeyi bu. Yardımseveri Yusuf. Ayağın en kokanı. Allah karşısında tüm patatesini kalmasın. Ben var ya tüm patatesini. Ay ben zaten koymuşum. Evin en boş boğazı.
Falan geçerken fark ettiğiniz gibi videonun başından beri belki de en çok ben yemişimdir ya. Belki de mi, pardon. Bizim topları yedin. Önündeki budalı yedin. Pizzanı yedin. Pizzanın önündeki toplarını da yedin. Abi şu burger edeceğim ama yemezsin. Aha bunun hepsini içti. Tamam abarttım. Ben de birazcık abarttım. Kendi markamı kurmak istiyorum. Üç kardeş markası. Ne satacaksın? Mukbang yemekleri. Mukbang yemeksiz kuracağım bir yani. Bu videoda kaç like istiyoruz? Normalde 2000, 3000, 4000 falan alıyorum normal stabil videoya. Ama sevilirse böyle mukbang falan olursa en geçen de demiştik ki 5000 like mi demiştik, 3000 like mi ne demiştik? Biz o videoda bayağı ısrar etmişti like ile ilgili. Ve o videoya şu an 25.000 geçik like gelmiş. 25.000 like. Yusuf değil, benim için buna o zaman 26.000. Tamam, 2 like geldi abi. İkisini yarıştıralım mı o zaman? O videonun like sayısını geçer mi bu? Geçmez. Geçer. 25.000'e. Tamam, bu video 25.000 like geçerse Elif kazanacak. Sonuç ne olacak bilmiyorum, o bir şey. Yine de like atın ya. Vallahi video atasınız geliyor. Ha böyle şöyle bir şey olsun. Video atasımız geliyor, like sayılarını daha bilmiyorum. Eğer bu video 20.000 like geçerse yani üst seviye bir şey yapmamız gerekiyor. Yine mukbang, aynı kıyafet, aynı makyaj, aynı. Hayır. Bu video 20.000 like'ın üstüne gelirse Elif ve Yusuf'a dans ettireceğim. İmkanı yok onun bu arada. Var, ben dans hareketleri yapacağım, sen aynen yapacaksın. Bak bir tane ön prova yapalım. Evet. Der. Why are you so obsessed with me? Boy, I wanna know. Lying that you're sex with me. En önemlisini unuttum ya. Arkadaşlar, neden beni YouTube'dan takip edip Instagram'dan takip etmediğinizi öğrenebilir miyim? Şu benim senden çok takipçi sayı geçmemde bahseder misin? Bahsedeyim. Normalde Elif'in Instagram hesabı gizli ve kimseyi takip etmiyor. Yani kimse takibini kabul etmiyor. Ve bana hep diyordu. Abla kabul edeyim mi edeyim mi, ama bu Instagram hesabı hiç açılmadığı için takip sayıları o kadar birikmişti ki yani ben bile gözümle görüyordum. Ondan sonra bir gün bu geldi bana dedi ki abla ya açsan mı dedi Instagram hesabımı. Ben aç dedim zaten. Bu birden bir açtı tabii, bütün Instagram otomatik kabul edildiği için bu sayı oğlum 16.000. 1500 takipçiden 16.000 takipçi çıktı. Sadece 3 saatte ve devam ediyordu. Yavaş yavaş onarladığı için devam ediyordu yani. Aynen, ve benim Instagram'da 13.000 takipçim var. Ve Elif bir anda 16.000 oldu, beni falan geçti. Çok stalker var. Hesaba girip çıkıyorlar zaten. Ben istatistiklerden görüyorum takip etmeyin falan. O yüzden hesabı gizlemek güzel de. Arkadaşlar bana bunu yaptırtmayın. Hesabım açıkken gidin takip edin. Zaten 3 kardeşle ilgili bir sürü post falan da atıyorum artık. Bana istek atmayın. Ben komedi seçim. Ama DM atanları özellikle kabul et diyen birkaç insan oluyor. Birkaç insan bayağı oluyor. Böyle komik şeyler yazarsanız cevap da veriyorum. Birçoğu ile konuşuyorum da yani. Benim takipçilerimle arkadaş oluyor ya. Bazılarını geri takip falan ediyorum. Aynen, ama siz beni takip ediyor unutmayın. İsterseniz Elif'i dedin, Yusuf'u dedin. Instagram hesabım burada. Zaten benim hesabıma gelince onların hesabına ulaşabilirsiniz. Ama mutlaka takip edin. Yani ayıp istek. Benim Instagram'ına koysana, balon gibi koyuyorsun ya. Pıpı yapıyorsun. Pıpı. Al yani. Pıpı. Sen istiyor musun? Evet. Yap ses. Pıpı. Geldi, tamam. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bol sohbetli bir video oldu. Kendinize çok iyi bakmayın. Unutmayın, artık her cuma saat 18'de videolarımız geliyor. Asla kaçırmayın. Tek başıma da video gelecek bu arada. Sanmayın ki kanal sadece üçümüze döndü. Tek videolarımı da atmaya devam edeceğim. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Yorumlarınızı da atın. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi şimdi yürüyün. Video bitti de görelim.